Başlat diyorum sana. Bir insan aynı anda hapşırıp gaz çıkarıp hıçkırırsa vücudunun patlayacağını biliyor muydunuz Murat Bey? Benim dur dur. Benim, bana ait. Hemen nasıl anladınız? Sayın savcım, soldaki et beni bana ait. Evet, peki o halde çıkalım. Gerekli belgeleri imzalayın siz. Sayın savcım, bir şey rica edebilir miyim? Serkan'la görüşebilir miyim lütfen? Neden? Kendisi benim içeride bahsetmiştim, Rize'den arkadaşım olur da. Sebebini merak ediyorum. Niye yaptı acaba? Hırgın çıkartmayacağım, kavga yok valla. Sadece meraktan. Tamam, 5 dakika. Tamam. CD'si var. Ne haber Serkan? Süper. Görüntüleri lise grubumuzun internet sayfasına yüklemişsin. Niye yaptın lan? Ben 2 sene önce bizim okulun internetteki grubuna üye olmak istedim. Fakat grubun kurucusu Nazım beni siteye almadı. Sen bizim sınıftan değilsin diye. Ne yaptıysam kendimi ona hatırlatamadım lan. Sonra Google'dan search yaptım. Sarışın bir kız fotoğrafı buldum. Koca memeli. Onun resmini koydum. Sahte profil. Dakikasında aldı. Serkan, sana karşı yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Özür dilerim kardeşim. Ama sen de bana karşı bu kadar mı nefret doluydun lan? O cumayı hatırlıyor musun Murat? Kanlı cuma. Hani okuldaki öğrencilerin hepsinin toplandığı ve hafta sonuna girmeden önce yapılan bir ritüel olan İstiklal Marşı töreni. Hazır oldu duruyordum ve sen her zamanki gibi benim önüme geçtin. Çünkü amacın senin tabirinle benimle taş yak geçmekti. Ben hazır olduğumu bozmadım. Sen beni tokatlamaya başladın. Tokatladın, çat 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 bana vuruyordun ve kulaklarım kızardı. Ama acıdan değil, utançtan. Hazır olmamı bozmamam lazımdı çünkü müdür muaviyle göz göze geldik. Dursun Ali kısaydı ama tıknazdı, çok kötü vuruyordu. Ve Dursun Ali gördü, hazır olmamı bozduğum için o da gelip beni tokatlamıştı, hatırlıyor musun? O zaman kulaklarım daha da fil gibi şişti. Ve kızardı. İstiklal Marşı'ndan soğudum. Bir daha maçlara gidemedim. Lise önlerinden geçemedim. Bütün belirli gün ve haftalar bana zehir oldu. Beni kim yakalatmış biliyor musun? Muzo, başkomiser olmuş. Bizim Muzo başkomiser. Bizim götten bacak Muzo. Sen başkomiser ol, sonra peşinden beni yakalat. Zaten bende şans olsa. Serkan, ama sen de kaşınmışsın kardeşim ya. Hadi ben tamam da, başka insanların videolarını da çekmişsin. Çektim. Yine olsa yine çekerim. Engel olamıyorum kendime, ne yapayım? Hırsızlık yapsam daha mı iyi? Daha başka bir sürü enteresan oyun var. Çok terapiste gittim ama bir şey olmadı. Sağ sallıyor, uyuyorsun çocukluk. Ne diyor? Eşeğin siki diyor. Ağız dolusu söylüyor bir de bunu. Çok ağır konuşuyor. Kabus gibi bir çocukluk geçirmişim. Daha doğrusu erkenlik ondanmış. Serkan, çok özür diliyorum kardeşim. Sana karşı acayip bir sorumluluk duygusu besliyorum. Hapishanede mutlaka ziyaretine geleceğim kardeşim, istersen eğer. Ciddi misin lan? Vallahi. Yemin et. Allah belanı versin. Vermesin lan, vermesin. Murat, artık bu senelerin kirini ortadan kaldıralım mı? İçeride olmam önemli değil. Bana ellerini ver. Aramızdaki şu senelerin küslüğü bilsin artık. Çocuktuk. Aklı başında insanlar gibi davranamadık birbirimize. Senden sadece bir şey rica edeceğim. Hayatımda bir defa senden bir şey rica edeceğim. İste kardeşim. Bana bir si verir misin? Ne? Si. Nasıl si? Not olarak. Si. Çok ihtiyacım var. Si. Hayır hayır, öyle değil. Makamında bir si. Sen oyuncusun. Yaparsın. Bir si. Çok ihtiyacım var Murat. Tamam o zaman. Çok dedi polislik sınavına gir diye ben girmedim ya. Ne konuştunuz lan?
lise yıllarından bahsettik, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, biyolojiden konuştuk. Ya Murat abi, sen bu Serkan'ı unutamıyorum, her hastaneye gittiğimde onu göreceğim diye korkuyorum falan demiyor muydu? Herif Mordor'un derinliklerine kadar inmiş, ruhunu duymamış. La oğlum, ben liseden mezun olalı 19 sene oldu Sadi. Adam o zamanlar daha çocuktu, bebeydi oğlum. Küseydi. Top sakal bırakmış şimdi, nereden bileceksin? Top sakal değil mi? Sadece'nin Süpermen gözlük takınca tanımayan andavallar mallar vardı ya kardeşim. Ha bak, burada gerçek örneği duruyor, canlı bak. La içeride bu kadar sorguya çekilmedim, az bir susun. Hadi gidelim, hadi, hadi. Tülay nerede? Tülay şey ya, ofiste. Rezilliğim ortaya çıkmasın diye sağa sola arıyor, basın yayın işte. Tüh ya, o benim fantezimdi ama. Benim avukatlarım basını susturacaktı seks kasetim çıkınca. Lan kalk yürü, hadi. Her şey nasip kısmet meselesi işte Ahmet. Olmayınca olmuyor, ne yapalım? Aa, kameralar! Murat Bey, cinsel içerikli görüntüleriniz bulunduğu söyleniyor. Arkadaşım yok öyle bir şey, konuyu çarpıtmayın. Görüntülerde başka erkeklerin sesleri de varmış. Kim anlatıyor bunları kardeşim? Görüntülerde sizin de olduğunuzdan ötürü Ahmet Bey. Ne? Kim söylüyor lan? Kardeşim, onların istediği zaten hadise çıkartmak. Basıp gidelim biz, hadi. Lütfen kısa bir açıklama yapar mısınız? Bu arada arkadaşlar, ben arkadaşlarıyım. Soru falan sormak istersen. Sadi yürü lan! Hadi, hadi dağılın, dağılın. Dağılsanız lan! Yaşasın emniyet, kusura bakma, yaşasın emniyet. Neden sessiz kalıyorsunuz?